Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Arzu. Gerçek suç hikayeleriyle ilgileniyorsanız eğer kanala abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Videolarım teşvik değil, tedbir ve uyarı amaçlıdır. Bugün size bahsedeceğim kişi Cordell Richards. Nerede ve ne şekilde öleceğimizi bilseydik eğer, hayatımız nasıl olurdu? Canlıların yaşam alanlarına biraz daha saygılı davranabilir miydik o zaman? Cordell Richards, 31 yaşında Hava Kuvvetleri gazisi ve hat aşçısı ve iki kız çocuğu babası. Eşiyle anlaşamadıkları için boşanmışlar. Cordell, çevresi ve eski eşi tarafından güvenilir, çalışkan ve çok iyi bir insan olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda da çok iyi bir baba. Ve Cordell, Florida'da yaşıyor. 1999 yılının Şubat ayında 31 yaşındaki bu genç adam ortadan kayboluyor. Çevresi ve eski eşi kendisinden birkaç gündür haber alamadığı için endişeleniyorlar ve polise haber veriliyor. Polis dairesine gidip ufak çaplı bir araştırma yapıyor. Bu arada dairenin odalarından birinin kapısının kilitli olduğunu fark ediyorlar ve kapının altına da havlu benzeri şeyler tıkıştırılmış. Polisler kapıyı tıklatıyor. 17 yaşında genç bir adam kapıyı aralayıveriyor. Polisler içeriye baktıklarında genç bir kızın da yatakta uyuduğunu görüyorlar. Genç kendisini Ronald Bell olarak tanıtıyor. Polisler içerideki bayanın kim olduğunu sorduklarında ise kız arkadaşı olduğunu söylüyor ve adının da Crystal Mistace olduğunu söylüyor. Kız arkadaşı da henüz 16 yaşında. Gençler bu daireyi Cordell'dan kiraladıklarını söylüyorlar ve onun yoğun bir iş programı olduğunu, bazen günlerce eve uğramadığını söylüyorlar. Yani bu durum onlara göre çok sıradan bir durum. Polisler bu durumu hiç de garipsemiyor ve daireden ayrılıyorlar. Ve tam bir ay boyunca Cordell'i aramaya devam ediyorlar. Olaydan bir ay sonra, yani Mart ayında polise bir ihbar geliyor. Bu ihbarda Fort Valen ormanlarında bulunan bir insan bedeninden bahsediliyor. Olay mahalline gelen polisler bu insan bedeninin bir ağaca zincirlenmiş olduğunu görüyorlar. Bu beden çok kötü durumda. Polisler bu bedenin bir kadına mı yoksa bir erkeğe mi ait olduğunu bulmakta çok zorlanıyorlar. Belli ki fazlaca işkenceye maruz kalmış, dövülmüş, yakılmış ve bedeninde kesici aletle oluşan yaralar da mevcut. Olay yerindeki kanıt olabilecek her şey toplanıyor, maktulün kıyafetleri de dahil, yanmamış bölümleri tabii ki. Ve maktulün baş parmağından birisi de yanmamış durumda ve bunun üzerine hemen parmak izi alıyorlar. Parmak izi sonucuna göre bu beden Cordell Richards'a ait. Birkaç görgü tanığı o bölgede yürüyüş yaparken 3 tane genç gördüklerini bildiriyorlar. Bir erkek ve 2 genç kız. Park edilmiş bir arabanın etrafında duruyorlar. Arabanın arka camı kırık ve bu kırığı da kapatmak için bir çöp poşeti kullanılmış. Polisler bu ifadelere dayanarak Cordell'ın evinde kalan 2 genci sorgulamaya karar veriyorlar. Ancak polisler daireye vardığında gençlerin çoktan oradan ayrıldığını fark ediyorlar. Ve polisler Crystal Mistace'in ev adresine ulaşıyorlar. Aile evine doğru yola çıkıyorlar. Eve yaklaştıklarında yol kenarında bir park etmiş araç görüyorlar. Bu aracın arka camı kırık ve çöp poşetiyle de kapatılmaya çalışmış. Polisler hemen araçlarından inip diğer araca doğru ilerlemeye başlıyorlar. Ve içerisine baktıklarında Ronald ve Kristin'i görüyorlar. Bu ikili hemen sorguya alınıyor. İkisi de ayrı ayrı odalara alınıp sorgulanmaya başlıyor. Başlarda ikisi de konuşmuyor. Ancak Crystal'ın ailesi gelip kızlarıyla görüştükten sonra onun başının gerçekten belada olduğunu ve ne biliyorsa anlatması gerektiğini söyledikten sonra Crystal yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. 1998 yılının sonlarına doğru Crystal ve Ronald çıkmaya başlıyorlar. Crystal'a göre ikisi de birbirine çok aşık. Aynı zamanda Crystal'ın Renee Lynx adında bir de kız arkadaşı var. Crystal'ın ailesi hakkında herhangi bir bilgi yok. Birkaç sayfada şöyle şeylere rastladım. Crystal'ın babası da bir askermiş, o da havacıymış ve çok fazla aileden uzak vakit geçirirmiş işinden dolayı ve çocuklarla da anne ilgilenirmiş sürekli. Annesi de zaten çok sevgi dolu ve ilgili bir anne değilmiş ve 16 yaşında Crystal evden atılmış. Belki de babası asker olduğu için aile hakkındaki bilgiler gizli tutuluyor da olabilir. Ronald'a gelirsek o çok düzgün bir çocuk. Babası bir kilise papazı. Çok dindar bir aileden geliyor. Hiçbir suç kaydı yok. Çok çalışkan ve başarılı da bir öğrenci, lise öğrencisi. Lise dışında, okul dışında da aile gelirine katkıda bulunmak için çalışıyor. O da havacı bir asker olmak istiyor. Saygılı, kibar, çok nazik bir çocuk. Ronald zamanının çoğunu büyük babası ve büyük annesiyle geçiriyormuş. Büyük annesi çok disiplinli bir kadınmış, büyük babasının da eski bir bakan olduğu söyleniyor.
1999 yılının Ocak aylarının sonlarında Crystal evden atılıyor ve birkaç gün Ranald'larda kalıyor. Ranald, Crystal için gerçekten çok fazla endişeli. Crystal'ın ev bulmasına yardımcı olacağını söylüyor. Hatta çalıştığı için kirayı bile ben öderim diye bir söz veriyor Crystal'a. Ve yerel bir gazeteden ev ilanları bakmaya başlıyorlar. Gazetede bir ilan görüyorlar. Bu ilanı veren kişi Cordell Richards. Dairesinde fazla bir oda olduğunu ve bu odayı da kiralamak istediğini belirtmiş. Crystal ve Ranald hemen Cordell'la iletişime geçiyorlar ve yüz yüze görüşüyorlar. Daha sonra daireye bakıyorlar ve kısa süre sonra Crystal Cordell'in dairesine taşınıyor. Başlarda her şey yolundaymış gibi görünse de bir hafta sonra Cordell Crystal'a ahlaksız tekliflerde bulunmaya başlıyor. Bu Crystal'ın ifadeleri. Sonrasında Crystal evin içinde çok az giyinik bir şekilde ve daha sonra da sadece iç çamaşırıyla dolaşmaya başlıyor. Her seferinde Crystal'ın odasına izinsiz bir şekilde giriyor ve onunla konuşmak istediğini söylüyor. Aynı zamanda bu ahlaksız tekliflerini de yineliyor. Hatta bir keresinde Crystal onu reddettiği için Cordell çok sinirleniyor ve Crystal'ı kollarından sertçe tutup birkaç kere sarsıyor ve daha sonrasında da şiddetli bir şekilde duvara itiyor. Bu sırada ise Crystal kafasını duvara çarpıyor. Bu olaydan sonra Crystal'ın kollarında ve vücudunun bazı yerlerinde morluklar oluşuyor. Ranald ise bu morlukları gördüğünde bunların nasıl oluştuğunu öğrenmek istiyor. Crystal ağlayarak tüm olan biteni Ranald'a anlatıyor. Ranald kız arkadaşı üzüldüğü ve korktuğu için çok endişelenmiş durumda. Dışarıya çıkıp ona sürgülü bir kapı kilidi alıyor. Yine de kendisini güvende hissetmeyen Crystal en yakın arkadaşı olan Rennie Lynx'i arayarak o geceyi birlikte geçirip geçiremeyeceklerini soruyor. Rennie ise bu teklifi kabul ediyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde Rennie ve Crystal odalarında sohbet ederken bir anda kapıda Cordell beliriyor. Cordell kızlara bu gece benimle uyumak ister misiniz diye soruyor. Rennie bu durumdan çok rahatsız. Crystal kalkıp hemen kapıyı kapatıp sürgüyü de kapatıyor. Daha sonrasında Rennie çok rahatsız olduğu için orada kalmak istemiyor ve erkek arkadaşı Dimitris'i arıyor. Dimitris ise kendisini oradan almasını ve Crystal'la birlikte Ranald'ların evine bırakmasını söylüyor. O gece Dimitris Madley'i gelip kızları daireden alıyor ve Ranald'ın evine bırakıyor. O geceyi Ranald'ın evinde geçiriyorlar. Daha sonrasında daireye tekrar dönüyorlar. Ranald bu kez kızların yanına bir beyzbol sopası bırakıyor kendilerini daha güvende hissetmeleri için. Aynı gün içerisinde Crystal'ın odasındaki telefon çalıyor. Yalnız şöyle bir ayrıntıyı belirtmek istiyorum. O dönemlerde çok fazla cep telefonu yaygın değildi. Aynı zamanda 16 yaşındaki bir genç kız kendi üzerine bir hat alabilir mi? Çünkü Cordell'ın aynı evin içerisinden Crystal'ın odasını araması için farklı bir hat olması lazım. Yani bana göre öyle olmalı. Yanlış mı biliyorum bilmiyorum. Eğer yanlış söylediysem beni düzeltebilirsiniz. Neyse Crystal telefona cevap veriyor ve telefonun diğer ucunda boğuk bir sesle konuşan biri var. Sanki böyle kadın sesi gibi ama değil gibi de. Ve telefondaki kişi kendisinin Cordell'ın kız arkadaşı olduğunu söylüyor. Ve onlara şöyle bir teklifte bulunuyor. Crystal ve Rennie'nin lezbiyen faaliyetlerinde bulunmasını ve kendisinin de bunu izlemek istediğini söylüyor. Bir saniye sonra telefondaki kişinin Cordell olduğunu anlıyorlar. Yani kız arkadaşıymış gibi rol yapmış onlara. İki genç de çok fazla korkup endişeleniyorlar ve hemen telefonu kapatıp erkek arkadaşlarını aramaya karar veriyorlar. Dimitris ve Ranald'ı arıyorlar. Ranald bu işten gerçekten çok sıkılmış durumda ve artık gidip Cordell'le konuşmak istediğine karar veriyor. Ve hemen evden hızlıca çıkıp daireye gidiyor. Ranald gelip Cordell'ın odasına gittiği zaman sesler yükselmeye başlıyor. Kızlar ise odadan çıkıp Cordell'in odasına gittiklerinde Ranald ve Cordell'in itişmeye başladığını görüyorlar. İkisinde de silah yok. Ancak kavga gittikçe şiddetlenmeye başlıyor ve birbirlerine yumruk atmaya başlıyorlar. Daha sonra Ranald Cordell'ı itekleyerek yere düşürüyor ve üzerine çıkıp adamı boğmaya başlıyor. Bir süre sonra Cordell nefes alamıyor ve şoka giriyor. Daha sonrasında ise bilincini kaybediyor. Bu sırada Ranald Rennie'ye beyzbol sopasını getir diye bağırıyor. Rennie sopayı getirip Crystal'ın eline tutuşturuyor. Crystal ise o anki öfkeyle Cordell'ı dövmeye başlıyor. Ona göre sadece bacaklarına vurmuş. Ama Rennie'ye göre Cordell'ın yüzüne de gelmiş bu darbeler. Polis daha sonra Cordell'ın dairesinde zaten tekrardan ayrıntılı bir arama yaptığında duvarlarda kan izlerine rastlıyor. Temizlenmeye çalışılmış kan izlerine. Sonrasında Ranald aracından ip alıp geliyor ve yatağın üzerinde buldukları bir battaniyeyi alıp Cordell'ı içine sarıyorlar ve bağlıyorlar. Daha sonra da sürükleyerek araca taşıyorlar. Araçla birlikte o çıkmaz sokağın sonundaki ağaçlık alana geliyorlar ve tekrardan sürükleyerek
Cordell'ı ormana doğru çıkarmaya başlıyorlar. Cordell bu sırada kendine gelmeye başlıyor ve onlara yalvarıyor kendisini öldürmemeleri için. Ormanın içine doğru ilerlerken Rennie Ranald'a şunu soruyor. PIN numaralarını aldığına emin olmalısın. Yani Cordell'ın banka hesap şifrelerini aldığına emin olmalısın. Şimdi bence bu garip bir durum. O anda gözün dönmüş, sevdiğin bir insan zarar görmüş, sen de öfkelenmişsin, sinirlenmişsin işte ve ortaya bu durum çıkmış. Böyle bir öfke anında neden dövdüğün adamın banka şifrelerini isteyesin ki? Eğer bu tasarlanmamış bir şey olsaydı o anki öfkeyle adamın banka şifrelerini almak nasıl aklına gelebilir ki? Niye gelsin ki? Polis de aynı şeylerden şüphelenmiş. Belki de Cordell hiçbir şekilde bu tekliflerde bulunmamıştı. Gençler sadece onun banka hesaplarındaki paraya ve dairesine konmak için böyle bir şey yapmıştı. Sonrasında Crystal elindeki feneri Cordell'ın suratına tutuyor ve yeniden pin numaralarını alıyorlar. Ve daha sonrasında da beyzbol sopasıyla adamı yine dövmeye devam ediyorlar. Hepsi sırayla vuruyor. Yalnız şöyle bir şey var ifadelerde. Crystal, Rennie'nin yaptığı şeyleri söylüyor. Rennie ise kendi yaptığı şeyleri Crystal'ın yaptığını söylüyor. Yani ikisi de birbirini suçluyor burada. Cordell'ın vücuduna çok sert darbeler iniyor. Bu arada hala kendisinde olan ve gençlere yalvaran bir durumda. Lütfen beni öldürmeyin diyor. Ranald ise Crystal'ın çok fazla sert vuramadığını düşündüğü için elinden beyzbol sopasını alıyor ve Cordell'ın kafasına sert bir darbe indiriyor. Ve Ronald bu darbeyi indirirken ben Babe Ruth'um diye bağırıyor. Babe Ruth beyzbol şampiyonuymuş. Amerikalı bir beyzbol şampiyonu. Sonrasında Cordell'ı bir ağaca bağlıyorlar. Crystal'ın ifadesine göre Rennie Cordell'ı yakmaları gerektiği fikrini ortaya atmış. Rennie'ye göre ise bu fikri ortaya atan Crystal. Ronald ise Cordell'ın üzerine çakmak gazı döküp adamı canlı canlı ateşe veriyor. Ve üç genç hızlıca oradan ayrılıyorlar. Sabahın erken saatlerinde ise Cordell'ı kontrol etmek için yeniden olay yerine geliyorlar. Ormanın içine girdiklerinde cılız bir ses duyuyorlar. Bu ses Cordell'ın sesi. Hala ölmemiş ve cılız da olsa yardım çığlıkları atıyor. Cordell bütün gece ormanda kalmış ve ağaca bağlı olarak aynı zamanda ağır yaralı ve yanmış bir şekilde. Ama hala hayatta. Bu durumu gören Crystal çok korkmuş ve araca geri dönmüş onun ifadelerine göre. Rennie ve Ronald ise bir süre sonra araca dönmüşler. Ve Ronald araca döndüğünde şunu söylemiş. Onun boynunu kırmaya çalıştım ama yeterince güçlü değilim. Bunun için başka bir çözüm bulmamız lazım. Ve daha sonra üçlü Target mağazasına gidiyor. Buradan bir koli bandı, bir içecek, gazlı bir içecek ve bir et satırı alıyorlar. Ve bu mağazada üç genç alışveriş yaparken ve ödeme yaparken kameralara takılıyorlar. Daha sonrasında ise üçü de ihtiyaçları alıp olay yerine tekrar dönüyorlar. Crystal'ın söylediğine göre yine o arabada kalmış, Rennie ve Ronald olay yerine gitmiş. Daha sonrasında ise aradan bir süre geçtikten sonra Ronald ve Rennie araca tekrardan dönüyorlar ve döndüklerinde et satırının üzerinde oldukça fazla kan var. Ve Rennie Ronald'a şunu sormuş. Yeterince derin kestiğine emin misin? Ronald ise hayır emin değilim gidip tekrar bakacağım demiş. Ve tekrardan Ronald onların yanından ayrılıyor. Birkaç dakika sonrasında ise tekrardan geliyor. Ronald tekrardan döndükten sonra aldıkları gazlı içecekle bu et satırını temizliyorlar ve götürüp mağazaya yeniden iade ediyorlar. Olaydan bir hafta sonra Ronald ve Crystal tekrar olay mahalline gidiyorlar. Ve bu kez Cordell artık ölmüş durumda. Daha sonrasında ise Ronald tekrardan bu ölmüş bedenini yeniden ateşe veriyor ve oradan tekrar ayrılıyorlar. Rennie bu ifadelerin çoğunu mahkemede doğruluyor. Yani evet olaylar böyle oldu. Ancak diyor, Crystal'ın söylediği her şeyi, kendisi hakkında söylediği her şeyi aslında Crystal'ın yaptığını söylüyor. Pini de Crystal istemiş, ateşe verme fikrini de o ortaya atmış. Yani Ronald'a da aslında emir veren ve onu manipüle eden kişi Crystal. Hatta bu üç genç bu olayı gerçekleştirmek için Dimitris'ten ve diğer birkaç arkadaşlarından da yardım almak istemişler ancak hiçbirisi kabul etmemiş. Cordell öldükten sonra bu üçlü Cordell'ın eşyalarından bir kısmını satmışlar. Televizyon, kamera gibi elektronik eşyalarından bir kısmını. Ronald ve bir arkadaşı ise Cordell'ın hesabından sahte çekler düzenlemişler. Ve Cordell'ın mülkünün bir kısmını da rehin vermişler. Ronald ise mahkemede Cordell'ın kız arkadaşını rahatsız ettiği için öldürdüğünü söylemiş. Ve bu üç genç Cordell Richards'ı öldürmekten suçlu bulunmuş.
Üçlünün en genç üyesi olan 15 yaşındaki Rennie'ye arkadaşlarına karşı verdiği ifadeler karşılığında bir savunma anlaşması teklif edilmiş. Rennie de bunu kabul etmiş. Bu anlaşma sonucunda Rennie 12 yıllık bir hapis cezasına çarptırılıyor ve 2012 yılında da serbest kalmış. Şu an Florida'da hayatını devam ettirmekte. Crystal ise adam kaçırma ve yaralamadan dolayı 30 yıl hapis cezası almış. Crystal da o dönem 16 yaşındaydı. Ronald Bell ise 17 yaşında olmasına rağmen idam cezasına çarptırılıyor. Ancak 2002 yılında bir yargıç bu ceza verilirken Ronald'ın yaşının yeterince dikkate alınmadığını belirterek bu kararı bozuyor. Bunun üzerine ölüm cezası yerine şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyor Ronald. 2019 yılında ise Crystal ve Ronald yeniden mahkemeye çıkartılıyor ve her ikisi için de müebbet hapis cezası veriliyor. Bu gençler bu korkunç vahşeti henüz 15, 16 ve 17 yaşlarında işlediler ve hiçbirinin de geçmiş suç kaydı yoktu. Özellikle Ronald'ın geçmişine bakılırsa o ana kadar saygılı, kibar, efendi bir çocuk olarak biliniyor çevresi tarafından. Ronald'ı bu noktaya getiren şey neydi? İnsanlar Rennie ve Crystal'ın geçmişi hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadıkları için Ronald'ı onların manipüle ettiğini düşünmüşler. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu olay bir öfke cinayeti miydi yoksa tasarlanmış bir cinayet miydi? Dahası Ronald manipüle mi edilmişti yoksa o içinde bastırmış olduğu duygularımı bir anda ortaya çıkarmıştı? Yorumlarda bunları benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ve bir dava videosunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beni izlediğiniz ve desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki dava videosunda görüşmek üzere. Videoyu izledikten sonra da beğenmeyi unutmayalım lütfen. Sevgi ve saygıyla, hoşça kalın.